Bir de Vilmales var. Yani evet. Dur onun da mal varlığı valla akılda tutacağım gibi olmadığı için hemen haberin detaylarını açıyorum size. Daha önce çıkmıştı abi, hatırlıyor musun? Zaten işte Türkiye'de şu kadar dairesi var. Bu kadar çok fazla dur eski haber söyleyeyim. 16 daire ve dükkan aldım demişti. O zaman da olay olmuştu. Şimdi Vilma Ellesin 3 aşağı 5 yukarı ne yaptığını görüyoruz. Ne kadar filmde oynuyor, dizide oynuyor. Ve Vilma Ellesin uzunca yıl beraber olduğu kişi emlak işi yapıyordu. Yani, müteahhit konut üretiyordu. Sonra onun iflas ettiği, insanları dolandırdığı şeklinde iddialar çıkmıştı. O nedenle oradan bir kayıp kaçak görünüyor olabilir. Bir de çok ciddi ölçüde bir kazanıyor, çalışıyor. Ha, bu kadar kazanacak, bu kadar mal varlığı edinecek kadar kazanıyor mu bilmiyorum. Türkiye'de yaşayan yabancıların Türk vatandaşı olsa ya da çift vatandaş olsa nasıl bir vergiye tabi olduklarını da açıkçası bilmiyorum. Nasıl bir süreçte vergilendiriliyorlar, ne kadarını burada beyan ediyorlar, ne kadarını diğer pasaportunu taşıdıkları ülkede. O yani Bilmel Elles'le Murat'ın durumu farklı. Hem şöhretleri farklı. Yani gözümüzün önündeki yaptıkları işler, Vilma Ellis diye Google'da yazdığın zaman onlarca dizi ve film çıkar karşına. Murat Övüç diye yazdığın zaman bir hatırladığım kadarıyla filminde oynuyordu. Çünkü Sedat'ın çektiği bir filmde. Başka da hatırlamıyorum. Ama abi Murat Övüç dediğin gibi kadın matinelerine gidiyor. Her gün diyelim 2-3 matineye çıkıyorsan, tamam mı? Evet. Böyle bir kazancın var. Yani şimdi çok talep gördüğünü sen söylüyorsun çağrıldığını. Değil mi? 2-3 matineye çıkamaz da haftada 5-6 matine yapabilir. Ha, haftada 5-6 yerden kazancı var. Vilma Ellis başrolde oynamıyor ki. Yani hani biz başrol oyuncularının ne kadar aldığını da biliyoruz. Tamam ünlü bir oyuncu ama yani bilemiyorum. Tabii Allah daha çok versin. Bu arada kimsenin kazancında yani, da gözümüz yok. Bunlar haber olduğu için konuşuyoruz. Bu haberleri de biz çıkarmadık. Reklamlarda oynuyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir Bilman'ın gözümüzde gördüğümüz bir kazanç elde ettiği işler var. Ama bunun yanında uzun yıllar beraber olduğu kişinin bu kişi çocuklarının da babası, bu kişinin emlak konut işi yaptığı, site yaptığı ve insanları mağdur ettiği konusu, şikayetçi olduğu konusunda da haberler vardı. Anlatabildim mi? Tabii anladım. Yani orada bir mal kaçırma ya da boşanırken sana şu kadar bunlar senin olsun, çocuklarının güvencesi diye verilmiş de olabilir. Anlatabildim mi? Anladım abi. Şimdi bu son haberde Beşiktaş'ta 18 odalı bir apart oteli varmış. Vilma Ellis'in Hürriyet'in haberine göre oyuncu banka kredisiyle aldığı oteli bir süre önce el altından satışa çıkarmış. Bankaya 5 milyon liralık borcu var. Oteli de şu anda 11 milyona önce satmak isterken 9 milyona kadar fiyatını düşürmüş. Ancak işletmecisi kendisi olmak istiyormuş. Beşiktaş'ta bir otel almak isteyenlere duyuralım. Bizden. Evet. Ne diyorsun?